Herkese merhaba, ben diyetisyen Burcu Tunç. Bugün şişkinlik giderici bir menü hazırlıyoruz. Market alışverişiyle başlayalım. Avokadosuz bir liste düşünülemez biliyorsunuz. Şöyle olgunundan seçelim biraz muz. Menünün tamamı midenizi rahatlatacak, şişkinlik hissettirmeyecek ve tüm bunlarla birlikte enerjinizi yüksek tutacak şekilde planladım. Sabah enerjimizi yükseltmek için güne meyveli bolla başlıyoruz. Dondurulmuş muz, badem sütü, biraz kolajenle cildimizi güzelleştirelim. Çikolatacılar için de kakao. Miksere gidiyoruz. Karışımımız hazır. Süslemeye geçelim. Antioksidan desteği için ben kendimi cranberry ile şımartıyorum. Ama herhangi koyu renkli meyve de aynı işi görür. Çıtırlık katması ve şeker dengesi için 2 kaşık granola ilk öğünümüz hazır. 10-11 gibi kahvaltıya geçiyorum. Kahvaltımda protein kaynağı olarak yumurta haşladım. Omlet tercih etmedim çünkü omlete yağ ekliyorum. Öğünün yağ oranı arttıkça midede kalma süresi uzar ve şişkinlik yaratabilir. Yanına sindirme yardımcı olması için biraz yeşillik ekledim. Roka ve kivi. İştah dengemi sağlamak ve gün içinde şişkinlik yaratan atıştırmalık yememek için protein tüketimi önemli. Kahvaltımı hazırlarken bir yandan da öğle yemeği için pilav hazırladım. Ben basmati pirinci kullanıyorum. Nişasta oranı daha düşük, yani vücutta daha az su tutar ve şişkinlik yaratmaz. Bir ölçü pirince 2 ölçü su ekleyip mikrodalga fırında yüksek ayarda pişiriyorum ve pilavım hazır. Pilav piştikten sonra az tereyağı ve tuz ekliyorum. Öğle yemeğimde pilav yanında lif oranını artırmak için domates, salatalık, protein olarak da hazır pişmiş tavuk şeritleri ekledim. Şişkinlik hissetmemek için porsiyonlarımı küçük tutuyorum. Porsiyonlarımı küçük tuttuğum için öğleden sonra iki ara öğünüm var. İlki vası üzeri avokado ezmesi, ikinci ara öğünümde tatlı ihtiyacımı bastırmak için hurma ve içine kaju ekledim. Yanında ödem atıcı çayımı aldım, zencefil ve limonlu yeşil çay. Çiğ sebzeler şişkinlik yaratabileceği için sebzemi pişirmeyi tercih ettim. Sebzeler pişerken balığımı hazırlıyorum. Somon yağlı bir balık olduğu için suda pişiriyorum. Pişmeye yakın biraz soya sosu ekledim. Ben bu şekilde çok seviyorum. Ve üzerine biraz susamla servis edelim. Şişkinlik hissetmeyeceğiniz bir günlük menü örneği paylaştım. Tavsiye ve sorularınız için yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.